Akıllı lens nedir? Akıllı lens, biyo uyumlu materyallerden üretilmiş, ortasında halkaları olan, özel yapılmış lenslerdir. Bu lensler katlanabilir özelliklerdir ve bu şekilde olması ve biyo uyumlu olmasından dolayı göz içine çok rahatlıkla yerleştirilebilmektedir. Bu lenslerin ömrü FDA onayıyla en az 150 yıldır. Yani hastalarımıza taktığımız zaman ömür boyu göz içinde kalabilen lenslerdir. Ayrıca hastalarımızın merak ettiği bir diğer konu da, hocam bu lensleri takıp çıkarıyor muyuz? Bunu sorma nedenleri de, daha öncesinde kontak lens kullanan hastalarımız her akşam lenslerini çıkarttıkları için akıllı lensin de aynı şekilde çıkacağını düşünebilmektedirler. Fakat biz ameliyatla bu lensi göz içine yerleştiriyoruz. Bu lens ömür boyu göz içinde kalıyor. Herhangi bir takma çıkarma işlemi olmuyor. Lens uygun şekilde yerleştirildiği zaman göz içinde herhangi bir kayma veyahut da başka bir olaya neden olmuyor. Ancak gözde ciddi hastalıklar varsa, ki o zaman da takmıyoruz, o zaman lensle ilgili problemler oluşabilir. Hastalarımız akıllı lens ameliyatı olmaya geldikleri zaman neler yapıyoruz, neler konuşuyoruz? Öncelikli olarak hastalarımızdan detaylı bir anamnez alıyoruz. Hastalarımızın hobileri, yaptıkları sporlar ve gün içindeki alışkanlıkları çok önemli. Hastalarımızın mesleğinde bir diğer dikkat ettiğimiz şey ise, geceleyin işler yapıyorlarsa bu hastalarımızda da akıllı mercan tipi tamamen farklı oluyor. Tüm bu işlemleri sorguladıktan sonra eğer uygun olduğunu düşünüyorsak detaylı muayenelere geçebiliriz. Tüm yapıların detaylı şekilde inceliyoruz. Bunun için biyomikroskop dediğimiz aletimizi kullanıyoruz. Burada gözün ön ve arka tarafına bakıyoruz. Ayrıca bu işlemler bittikten sonra akıllı lens için özel tetkiklerimiz var. Gözün en ön tabakasında bulunan kornea dediğimiz şeffaf tabakanın ön tarafından topografik incelemesini yapıyoruz. Yani bir haritasını çıkartıyoruz. Bu haritada eğer herhangi bir düzensizlik tespit edersek o hastalarımıza akıllı lens ameliyatını yapmıyoruz. Ayrıca speküler mikroskopi dediğimiz korneanın arka tarafındaki hücre sayılarına bakıyoruz. Eğer bu hücre sayıları yetersizse yine bu hastalarımıza bu ameliyatı yapmıyoruz. Daha sonra değerlendirdiğimiz şey ise gözün en arka tarafı olan retina tabakasını değerlendirmek. Eğer retinamızda herhangi bir problem varsa, örneğin yaşa bağlı makula dejenerasyonu dediğimiz sarı nokta hastalığımız olabilir, bu hastalarda akıllı lens tedavisini yapmıyoruz. Akıllı lens dediğimiz şey ortasında halkaları olan merceklerdir. Bu lensler bu halkalar sayesinde hastalarımızın görmelerini sağlamaktadır. Bu lensleri taktığımız zaman hastalarımızda belli bir alışma dönemi oluyor. Nöroadaptasyon dediğimiz beynimizin alışma dönemi olan bir zamanımız var. Bunda neler olabiliyor? Geceleyin ışıklar etrafında haleler görebiliyorlar. Bu kimi hastalarımızda bir hafta sürüyor, kimisinde bir ay veya da daha fazla da sürebiliyor. İşte o yüzden kişilerin meslekleri bizim lens seçimimizde çok önemli. Eğer geceleyin sürekli araba kullanan veya da gece işi yapan birileri varsa bu konuda özellikle kendilerini uyarıyoruz. Akıllı lens yapacağımız hastalarımızda diğer bir mesele de şudur. Hastalarımızın yaşının 40 ve üzerinde olmasını istiyoruz. Neden bunu istiyoruz? Çünkü 40 yaşından sonra hastalarımızın yakın görmesi bozuluyor. Yakın görmeleri bozulduğu için ilaveten gözlük kullanma ihtiyacı hissediyorlar. İşte ilaveten gözlük kullanmak istemeyen hastalarımızda 40 yaş sonrasında biz bu akıllı lens tedavisini yapabiliyoruz. Ayrıca eğer hastalarımızda katarakları varsa ileri yaşlarda, bu hastalarımızda zaten katarakt almak için ameliyat yapacağımızdan dolayı bu hastalarımızda da eğer göz yapıları uygunsa çok rahatlıkla akıllı lens tedavisini yapabiliriz.